Herkese selam arkadaşlar, ben Wild Creed, Wildlife kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videoda yeni çıkan Wukong oynayacağız hep beraber. Gerçekten bunun çıkmasını bayağıdır bekliyordum. Ancak çıktığı günü kaçırmışım, o yüzden birazcık geç geliyor video ama size Wukong hakkında her şeyi, aldığı eşya dizilimini, nerelerde ve nasıl oynayacağını hepsini göstereceğim. Öncelikle girdiği ürünleri şöyle bir görün. Elektrik verle tek atan bir... Ben değilim. Elektrik verle tek atan bir build yapacağız. Ekranda gördüğünüz ürünlerle girdim. Böyle baya baya ağır bir hasarlı, böyle tak diye tek atan bir şey yapacağız. Bununla beraber bir oynayışı daha var, işte o da yenilmezle beraber yavaş yavaş hasar veren ama çok dayanıklı ve güçlü bir şampiyon bu ilde. Onu da yapmayı düşünüyorum, hatta onu istiyorsanız bu akşama, belki yarın sabaha yetişir. Yani yarın sabah veya bu akşama, ama bu videoya 3000 beğeni geldiği anda atarım. Akşam olsun gece 3 olsun fark etmez, pat diye yapıştırırım, onu da söyleyeyim. Cuma'dan önce hızlı bir video seansı yapıyoruz sizlerle saat 12.40. Evet arkadaşlar, şimdi Wukong'un yetenekleri şu şekilde. Öncelikle düz vuruşlarınız veya kopyanızın düz vuruşları rakibe daha fazla vurmanızı sağlıyor. 5 kereye mahsus birikiyor ve %3-3-3 birikiyor. İlk yeteneği düz vuruş yerine geçiyor. Çok azıcık menzili artıyor. Rakibe fazla hasar veriyorsunuz. Ayrıca biraz can alıyorsunuz. Can yenilenmesi. İkinci yeteneğiniz kopya bırakıyor. Size ileri atılıyor ve görünmez olarak ilerliyorsunuz. Yani tam ormancı şeyi. O yüzden ilk önce ormanda çekiyorum. Süper bir şey. Ben sadece bu karakterle Zümrüt olmazsam adım Vahit değil, öyle diyeyim yani. Üçüncü, aynı zamanda ikinci yeteneği ultisinde kopyalıyor ama diğer yeteneklerini kopyalamıyor bu oyunda. LoL'de kopyalıyordu. Bu zaten Mobile Legends'da da var sanırım bu karakter. Her neyse, üçüncü yeteneği rakibi atlıyor. Şu şekilde onu açacağım. Aynı zamanda rakibi atlayıp arkadaşlar, şuradan 60 FPS yaptık. Size saldırı hızı veriyor, ekstradan hasar vuruyorsunuz, ultiniz de dönüyor ve rakibi havaya kaldırıyor, iki kere basabiliyorsunuz. Yani kopyanız da bu arada dönüyor, baya baya basıp çıkarıp içinden geçebiliyorsunuz adamların. Her neyse, oyuna yavaştan başladık arkadaşlar. Rakipte Ahri'de bariyer mi varmış? Ha, yokmuş. Her neyse, sıkıntı yok. Şimdi çok fazla kombosu var, oynanışı var. Rakibe saldırırken kopyayı ne zaman açacaksın, gank atarken açıyorsun ama rakibe saldırdığında işte akıl karıştırabiliyorsun falan. Bu tarz çok güzel şeyler var. Bunları da işte kaçırmayın. Bu video editsiz girecek. Hani böyle full gameplay tarzında bir Wukong oynanışı isteyeceğinizi düşünüyorum ben de. Bundan sonra editli videolar gelmeye devam eder abi. Şimdilik kırmızıdan başladım. Direkt topa çıkacağım. Topa gank atarız diye düşünüyorum ama niyeyse bu adam AFK. Her neyse, çok sıkıntı değil. Biz 3. seviye olduğumuzda topta kill çıkarırız diye düşünüyorum. Beraber göreceğiz çıkacak mı. Şimdi ilk yetenek düz vuruş yerine geçtiği için düz vuruşları iptal edebiliyor arkadaşlar. Yani düz vuruşun hemen üzerine atılıyor. Şu şekilde. Tak tak. İki tane üst üste vuruş yapmış gibi oluyor. Onu öyle kullanın. E atsanız da, yani 3. yetenekten sonra düz vuruş, sonra 1. yetenek atın. Ha, Blitz gelirse ben oraya gank atarım işte. Böyle şunu da alayım ama canım biraz azalacak. Bak, kopyayı istediğim yönde çıkarıp tanklatabiliyorum, akıl karıştırabiliyorum. Yani hakikaten çok güzel. Şunu da alacağım. Bilerek bunu da alacağım, direkt topa gank atmak için. Hatta bu kötü bir tercih ya, gank atmak. Keşke çarpı bunu atsaydık. Ya ben direkt gideyim biraz da can alayım diye dedim ama üst koridor biraz sıkıntılı şu an arkadaşlar. Aha, mid'e gidebiliriz. Hop, eyvallah kill için. Yani alır mıydı, ucunda mı kalırdı bilmiyorum ama bu kill'i yakaladım, temiz oldu. Hatta ve hatta size bir şey diyeyim, ben orta koridorda 5. seviye olayım. Sonra yukarıya ulti ile gank atayım. Böyle sağlam da kasalım. Ya harbiden çok güzel bir şampiyon. Ya normal LoL'de de ben oynamayı seviyorum. Tek atmalı bu build'in özellikle. Ama burada iki bu build'de çok iyi olur diye düşünüyorum. Yani hatta çok fazla iyi olur. Şimdi şu Miss Fortune'a gank atacağız. Tamam, hani bu gank'i nasıl atalım ya? Bak mesela. İyi, en azından ultiyi çarptırdık anasını satayım. Bir daha zıplattık adamı. Bizimkiler AFK. Bizimkiler AFK olmasa biz orayı kesmiştik zaten. Çek, keseyim yine. Çekmeyecek. Ya beni gördüler ya da işte bilmiyorum. Bizimkiler harbiden AFK'ydı. Ben base atayım. Ayakkabı çok önemli. Ayakkabı alırız bir tane arkadaşlar. Bakalım sonra. Şimdi eşya diziliminde size ayakkabıyı alamadım. Bir tane küçük çizme almazsak olmaz. Çünkü hareket hızı lazım bu karaktere.
Şimdi eşya dizimde direkt Draktar, Yoğumu, işte sonra Son Fısıldı, Karabalta ve işte... Ay öldün sen. Ya kesin öldün ya taş ya. Ve koruyucu melek tarzında full tek atan zırh deşmeli build yapıyoruz. Onu söyleyeyim size. Ve ben bir yerden kasılmam lazım. Sizle de aynı şeyi düşündüğümü biliyorum. Bu yer mid lane olacak. Durabildi mi? Duramadı sanırım. Botu bastım. Bak görünmez. Aslında var ya yakalarsın onu. Adamsın sen. Yani mavi çarp sayesinde de hızını kestim. Ama benim en sevdiğim özelliği, yani ciddi konuşuyorum, en sevdiğim özelliği şu görünmez bir şekilde gank atmam. Yani çok iyi ya. Hadi hadi ya top lane. Hadi hadi. Hiç oralı değiller arkadaşlar. Ben nasıl gank atayım bunlara? Baksanıza hiç. Ha, bunları böyle oynayamam. Adamlar çok kötü. Ben birazcık orman dönüp güçleneyim. Yani takımınız iyi oynamıyorsa orman dönüp kendiniz güçlenin. Ki ormanında bir süre sonra çok hızlı döneceğiz. Aa, mid'e de gitmemiz lazım. Mid'e mi dönelim? Mid'e mi gidelim yoksa bu ormanı dönmeye devam mı edelim? Bence mid'e gidebiliriz. Ya kill çıkarsa mid'e gitmem daha mantıklı. Ama işte bizim Pez hocam nedense base'e gitti ya. Ben yemleseydi alırdık diye düşünüyorum. Sanırım gösterdik kendimizi, o yüzden. Sıkıysa beni durdurmaz. Tamamdır. Ya en azından adamın bir, ne bileyim, kalkanını alsam daha sonradan dönüp kesmeye çalışırdım. Bu arada bota gitmek istiyorum. Yani her koridor kaybederse, topta botta kaybederse sıkıntıya gireriz. Geldim. Kesinlikle geldim yani. Bak şimdi. Böyle kopyamı bıraktım, ikili vuruyorum yani. Onu göstermek istiyordum. İyi ki gösterebildim. Bu arada top koridorunda. Hadi al sen. Ah, yükünü alamadı adam. Hızlı keselim diye şey yaptım. Yani kopyası da ulti vuruyor. Ekstradan hasar çıkıyor. Onu da bilin. Kopyası düz vuruşuyla ulti atabiliyor. Yani LoL'de diğer yetenekleri de atabiliyor ama bu gankle beraber hayvan gibi kastım yani şu an. Ben Bayezid 5'i alacağım. Başka şeyler de yapabilirim ama çok önemli değil. Şu an botumu da bitirebilirim. Aslında bir Draktar alayım. Tamam, yani eşya bitiyormuş. Botu bitireyim diyecektim ama bitirmeme gerek yok. Güzel değil mi ya? Bu Kong'u beğenmişsinizdir eminim. Ama işte mesela E attınız, düz vuruş, sonra Q atın. Yani 3. yetenek düz vuruş, 1. yetenek yapın. Bu önemli bence çünkü arada hasar çıkarıyorsunuz. Yani ara hasar gibi bir şey oluyor. Yani havadan vurdunuz, bedava bir hasar. Bunu unutmayın. Bizim artık ejderlere de dikkat etmemiz lazım. Ultime az var, mid'e gidiyorum. Ama mid'e giderken orada ne ayak dönüyor bilmiyorum. Orta kule saldırı altında. Orta kule saldırı altında, bilerek tutmuyorum diyecektim. Ahri, Ezo bizim Ahri'yi kovalıyor. Tamam, ben seni alacağım. Ben çok sevdim ya. Yani biliyordum. Bunun olacağını biliyordum. Wukong'u bildiğim için, yani bu LoL'e geldiğinde çok güçlü olacağını, böyle görünmez görünmez adamları yok edeceğimi biliyordum yani. Ve oynayacağım baya baya. Şimdi bak, şimdi görünmezliğini buradan kullanabileceğim için kullanıyorum yani. Yani gerek bile yoktu. Menzili de arttırdık. Tertemiz. Yani fark ettiyseniz birinci yeteneğe bastığımda hayvan gibi menzilim oluyor. Şurayı hemen bizim Ahri gelmeden ittireyim. Geldiğinde bir şeyler bulur. Yani koridor ittirir, geri ittirir demek istiyordum da bizim Ahri nerede bilmiyorum bile. Ölüymüş. Yo. Yeni doğdu. Tamam, ben 10. seviyeyim. Artık şu ejderi de istiyorum ama top lane'i de bir keseyim. Herkesi kesmiş bulunalım yani. Arkadaşlar. Şey diyeceğim, niye smite atmaya çalıştım, çarpa basamadım sanırım. İlk önce çarp atayım ki hareket hızını çalayım. Çok hızlı koşuyor çünkü bu adam. Ben şimdi ya mavi falan almak istiyorum ama herkes her yerde ölüyor, anasını satayım. Bekle, çok güzel. Midi açamayız aslında. Açabiliriz belki. Bir de minyonları çok var gelmesine ya. Bir de Jarvan falan gelir bence. O esnada benim dragon almam daha mantıklı. Tamam, bunu alalım. Dragonlar bayağı önemli çünkü ama bizim takım... Ha,
Bizim takım olmadığı için ben buna girmeyeceğim bile arkadaşlar. Ne yapan la? Darius mu? Lan Darius geliyor. Ben mide gidiyordum sanmıştım. Sen ya ikimiz ölürdük ya ikimiz de keserdik aslında. Dur bakayım geliyorum kardeş. Mana yok. Süper. Kilahriye gitmesi benim için iyi. Adam kassın abi. Ben de giderek totem atacağım atlamak için. Üçüncü yetenek üçlü bir şey yolluyor gördünüz. Yani bir yandaki iki kişiye de vuruyor. Ama yanda biri yoksa aynı kişiye %15 olarak hasar vuruyor. Tabii. Yani burayı çok dikkatli oynamamız lazım. Böyle alayına isyan modunda. Ölür müyüz? Ah be yüzümüze güler mi? Oy! Orada daha kill çıkarırdım da. Yapamadım. İstediklerimi yapamıyorum. Kazanırız herhalde maçı ya. 4000 param var. Paraları harcamam lazım. Çok güzel bir şampiyon. Full gameplay olması da ayrıca sizi tatmin ettiğini düşünüyorum. Çünkü ya full gameplay'de görmüş oluyorsunuz. Bu arada saç başlanık yeni uyandım. Cuma'ya yetişmemiz lazım. Ben baba keser. Her hata zaten gidiyoruz ama az vakit var. Her neyse arkadaşlar yani çıkarıyoruz videolarımızı. Ben birazcık daha motive oluyorum. Sizler videoyu beğendikçe, güzel yorum yaptıkça gerçekten hani hoşunuza gidiyorsa yani gerçekten benim de hoşuma gidiyor hani. Ultim yok ama kardeş orada 4 kişi var. Nasıl saldırayım ya? Ama siz hepiniz ölmüşsünüz oğlum. Bizim takım komple leş. Lemiş. Ben orayı almayı biliyorum. Çift ultili 2'de 2 kardeşim. Bu kadar güçlü bir şampiyon. Gram abartıyorsam şerefsizim yani. De yenilmezlisini denemek istiyorum. Daha denemedim. Ormanda bu videoyu çekmeden önce denedim. Bir oynadım. Hani elim alışsın sizlere daha iyi gösterebileyim diye. Şu an gayet iyi bir durumda. Ve şu ejderi artık. Yanlış adama ulti attım dostum. O kopyaydı. Şimdi ver o dragonu bana. Hoppa. En sevdiğim özellik. Yani kopyama tutuşsuz olur. Z ultisi falan. Geçen maçlarda o oldu arkadaşlar. Kopyama Z ulti atıyor anasını satayım. Bu arada karşı ormanı adam akıllı alamadık hiç ama Blitz iş yaparsa onu da yaparız inşallah. Aaa. Biz güzeldi Blitz. Güzel. Deneme olarak güzel yani en azından. Böyle bir şey denemesi hoşuma gitti Blitz'in. Maç başında hiç denemiyordu mesela. Neyse. Aha beni çekerse ölürüm. Bir şey yapıyorum buradan. Bizimkiler ama ölecek gibi ya. Ben orayı dağıtırım aslında ya. Gireceğim arkadaşlar. Tamam çarp. Çarp kill. Aha dojlandın dostum. Oo takip ediyor lan. Oğlum. Oğlum adamın flash'ını takip ettim lan. Normal LoL'de böyle olmuyor diye biliyorum. Hani vuruyor sanırım ama o kadar uzamıyor yani. Çubuğu uzattık buradan. Son gelen adama dive bile atarım da. Ya karşı ormanı mı kessem, ne yapsam, base mi atsam? Adamların hepsi öyle, biraz daha takılacağım da. Yani oyunu böyle kazanamayız arkadaşlar. Birazcık daha fazlasını yapmamız lazım. Takımda killer bende ama bizim takım zaten oynamıyor yani. Tam Baron'a saldır. Emirleri geldi. Ben base'e gidiyorum. 5300 parayla. Ben bir şey diyeyim mi? 2800-2600 daha tamam. Yo bunu bitirmişim. Şunu aldım. Şunu aldım. Şuradan. Şunun için şunu aldım. Tamam. Yani karabalta bit. Son fısıltı da güzel gider. Ama koruyucu melek çok önemli. Bu, yani bu oyunda bayağı güçlü koruyucu melek. Ucuz da olduğu için hemen alıyorlar. Farkındasınızdır. Ben takıma yardım için direkt takımın yanına gideyim ya. Böyle botumu bastım. Selamun aleyküm. Atlayışı aleykümselam. Evet o hasarı gördünüz. Tek atan bir Wukong build'i hayal edin yani ben bir şey demiyorum. Aa.
şöyle alayına. Var mı ulti yemek isteyen? Flash falan atabilirim. Gerek yok dedi. Aldı. Bu arada Baron'u alsak güzel olabilir bence. Evet, Baron'u alalım abi. Ama hani ben bunları salabilirim. Biri Baron alırken biri de bir koridordan ittirse güzel olurdu bence. Bence. Neyse 3 dakika içinde bitmez maç ama deneriz. Bu arada koruyucumu hala tutmam iyi bir şey. Okey. Burada bir blue varmış. Bunu bizim Ahri hak ediyor bence. Ben saldım. Payım üzerimde yok ama ben bizim abiyi alırım. Şununla şunu aldım. İyice atılmak için şimdi hem ikinci yeteneği hem de roket kemeri basarsam fena uçacak. Bu Kong'u çok iyi ya. Ya saldırırken arkadaşlar şu şekilde saldırıyorsunuz ya da girdikten sonra kopyayı bırakıp ulti açıyorsunuz veya kaçarken böyle fake atıyorsunuz falan filan. Oğlum ben siz ne yapıyorsunuz lan, bekle beni Wukong. Şey Nasus. Bana yolu göster. Bana yolu göster kardeş bak. Bir saniye kardeş. Keşke flash atıp kaçmasaydım. C'yime güvenemedim yani nedense. Ama flash atıp girmekten iyidir. Hani. Ben bir şey alamıyorum abi. Üst küle saldırı altında orayı korumuş. Ha bende mavi buff var tamam. Aaa rakip takım teslim oldu. 13-0-8 kusursuz bir oynayış oldu. Bari şunu keseydik her neyse. Her neyse. En azından hızlı bir video oldu sizin için. Çok da uzatmadan full gameplay tadında mükemmel bir şey oldu. Bir de top lane'de videosunu yaparım size var ya. Fena bir oynayışı var top lane'de de onu da söyleyeyim. Blitz hariç herkese onur veriyorum. Blitz baş başa AFK'ydı. MVP'yi aldık arkadaşlar. Bununla beraber en çok hasarı ben vurmayı düşünüyordum zaten. Ben yine vurmuşum. Yani öyle normal olarak. Her neyse video bu kadardı. Dediğim gibi 3000 beğeni patlatın artı. Abone olmayı kesinlikle unutmayın. Sürekli video gelmeye devam edecek. Yeni planlarımı bahsederim. Ama bir sonraki videolarda şimdi bu kadar. Görüşmek üzere.